Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Hatırla programıyla karşınızdayız. Bugün Amerika'nın unutamadığı gün, 1 Mart. 1 Mart tezkeresini konuşacağız. Değerli konuğumuz, o günlerin canlı tanığı, 1 Mart tezkeresine karşı mücadelenin önder isimlerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Ferit Gülsever'le konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Sever. Şimdi 1 Mart tezkeresi gerçekten Amerika'nın unutamadığı bir gündü. 1 Mart tezkeresi meclise geldiği gün tarihi bir gündü. Tarihi günler yaşandı o günlerde ve aslında tarihi bir oylamaydı o. Hem meclis dışında öncesinden başlayarak mücadeleler sürdü. Çünkü bu tezkerenin Türkiye'den çok ağır talepleri vardı. On binlerce Amerikan askerinin sınırlarımız içerisine gelmesi, topraklarımıza girmesi konuşuluyordu. Amerika'nın Irak'a saldırısı için Türkiye topraklarını, yani Türkiye'den cephe açma planı vardı. Sadece topraklarımızı kullanmak değil, on binlerce Amerikan askeriyle geldikleri gibi silahlarıyla, uçaklarıyla havalimanlarımızı ve gemiler için limanlarımızı kullanması gündemdeydi. Ve tezkereden kısa bir süre önce iktidara getirilmiş olan AKP, o zaman Başbakan Abdullah Gül'dü ve canhıraş bütün olanaklarıyla tezkerenin geçmesi için çalışmıştı. Kısaca tezkereyi bir hatırlayalım. Tezkerenin talepleri nelerdi? Daha sonra Sayın Ferit Gülsever ile tezkereyi öncesini konuşacağız. Mart 2003'te meclisin gündemine Amerika'nın Irak saldırısına kuzeyden cephe açmak amacıyla tezkere geldi. Tezkereye göre toplam 80 bin Amerikan askerinin 40 bini Irak'a girecek, 40 bini de Türk topraklarına yerleşecekti. Silopi ve Mardin'de askeri üsler kurulacaktı. Trabzon, Mersin, İskenderun ve Taşucu limanları Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına verilecek, Sabiha Gökçen, İncirlik, Malatya, Muş, Diyarbakır ve Batman havaalanlarına 275 Amerikan savaş uçağı konuşlandırılacaktı. Bu, Türkiye'nin güneydoğusunun on binlerce Amerikan askeri tarafından işgal edilmesi anlamına geliyordu. Tezkerenin önemli maddelerinden biri de Irak'ın kuzeyindeki Barzani ve Talebani'ye bağlı birliklerin silahlandırılmasıydı. Amerika hemen güney sınırımızda ileride bize karşı kullanacağı büyük bir ordu kurmaya başlamıştı. Ancak meclis tezkereyi reddetti. Türkiye'nin milli kuvvetleri büyük bir zafer kazanmıştı. Amerika'ya güvence vererek iktidara gelen Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğansa Amerikan ordusu gibi sıkıntılı günler yaşıyordu. Irak'a kuzeyden cephe açılamayınca saldırı gecikmişti. Tezkerenin mecliste kabul edileceğini umarak İskenderun limanına gelen Amerikan askerleri gerisin geri dönmek zorunda kalmıştı. Amerika'nın Irak'a saldırı hazırlığı zaafa uğramıştı. Evet. Kısaca başlıklar halinde verebileceğimiz bunlar, tezkere. Burada mutlaka değinmediğimiz noktalar da vardı ama bu tezkere hangi koşullarda Türkiye'ye getirildi, dayatıldı ve iktidar neden bunu canhıraş savundu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bundan yaklaşık 12 yıl önce, 1991 yılında Irak'ı işgal etmek amacıyla Birinci Körfez Savaşı adını verdiği bir savaş başlattı. Burada tabii yukarıda sizin de demin söylediğiniz gibi Barzani'nin yönetiminde bir bölge yaratıldı. Fakat bir Kürdistan dendi vesaire. Fakat esas olarak amacına ulaşamadı. Yani Irak'ı bölme amacına o 91 Birinci Körfez Savaşı ile ulaşamadı. Irak'ın tabii direnişi, Saddam Hüseyin önderliğinde falan önemli tarihi olaylar. Tabii bölge ülkelerinin desteği aynı zamanda Türkiye'de dahil olmak üzere. Ama madem ki şimdi 1 Mart tezkeresini konuşuyoruz, hızla geçelim bu süreci. Bunu artık tamamlamak için, yerine getirmek için buradaki hedefini, bu hedefe ulaşmak için 2. Körfez Savaşı kararını aldı. Biliyorsunuz bu kararı alırken de bazı senaryolar sahneye kondu. En önemlisi İkiz Kuleler, 2001 yılında yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde İkiz Kulelere saldırı olayıdır ve bu olay artık bütün gerçekliğiyle gün yüzüne çıktı, bir gladio tertibidir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya'ya yönelik
Batı Asya'yı, bütün bölge ülkelerini ve tabii Türkiye'yi etnik ve dinsel temelde bölmek ve milli devletleri parçalamak amacıyla sahneye konmuş bir olay ve bu bahane edilerek Afganistan işgaliyle başlayan bir büyük süreç harekete geçirildi. Ve 2003 yılında da Afganistan işgalinden sonra Irak'ı artık tamamen parçalamak amacıyla İkinci Körfez Savaşı başlatıldı. Bu İkinci Körfez Savaşı'nın en önemli adımı sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye üzerinden Irak'ın bölünmesi süreciydi ve bu amaçla evet Türkiye'ye 80 bin belki daha fazla Amerikan askeri gelecek, yerleşecek. Bunların bir kısmı Irak'a girecek, bir kısmı Türkiye'de kalacak ve işte silahlı kuvvetleriyle, silahlarıyla, uçaklarıyla, şunlarla, bunlarla Irak'ın parçalanması ama tabii Türkiye'nin de bir işgale doğru ilk, Türkiye'de de bir ilk adımın atılması süreciydi. Evet. Esas olarak buydu olay yani. Şimdi bu olayda özellikle o zamanki başbakan, daha sonra Dışişleri Bakanlığı yaptı, Cumhurbaşkanlığı yaptı, Abdullah evet. Gül. Evet, başrolü Abdullah Gül'ün 1 Mart tezkeresinden kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra, 24 Mayıs 2003 tarihli Vatan Gazetesi'ne verdiği röportaj. Sedat Sertoğlu'nun sorularını yanıtlıyor ve orada diyor ki, biz sonra geçelim, sayfaya geçelim. Orada Pauline Kowal'la, evet. Pauline Kowal'la 2 sayfa Amerika 9 Mesela maddelik Vatanı. Bir evet, evet. Anlaşma yapıldığını söylüyor. Ve bu anlaşma çerçevesinde, hepsini açıklayamam ama diyor bazı işlerin olduğunu görüyoruz. Aslında o an 1 Mart tezkeresini de daha iyi anlayabilmek için işte burada tezkereden hemen sonra yapılan açıklamada ki o maddeler tezkereyi de belki iyi anlayabilmek için bu 2 sayfa 9 madde anlaşması neydi? Onu da bir bakmak lazım. Onunla ilgili de görüntülerimizi izleyelim. Üzerine konuşacağız. Abdullah Gül 2003 yılında Amerika ile gizli bir anlaşmaya imza attı. Abdullah Gül, gizli anlaşmanın ayrıntılarını 24 Mayıs 2003 tarihinde Vatan Gazetesi'ne açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Powell'la 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki. Powell Suriye'ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan bir sürü gelişme var. Abdullah Gül'ün Amerika ile anlaştık dediği 2 sayfa 9 maddelik planın ayrıntılarını İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıkladı. Abdullah Gül ağzından kaçırarak Powell ile 2 sayfalık 9 maddelik bir mutabakata vardıklarını itiraf etmişti. Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler 4 ay içerisinde Irak'ın kuzeyindeki topraklardan aşamalı olarak geri çekilecektir. Sınır harekatlarına son verilecek, askeri harekat için Amerika'dan izin alınacak. Amerika'nın İran ve Orta Doğu harekatlarına aktif destek ve katılım sağlanacak. Türk ordusunun asker ve silah gücü de azaltılacak. Türk ordusunun hem asker sayısında hem de silah kabiliyet ve gücünde indirime geçilecektir. Irak'ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak. Çözüm ona Kürdistan devleti diplomatik olarak tanınacaktır. PKK yasallaştırılacak ve geniş kapsamlı af çıkarılacak. Güneydoğu belediyelerine özellik verilerek federasyona geçilecek. Kıbrıs'ta Denktaş devre dışı bırakılacak ve Annan planı küçük değişikliklerle uygulanacak. Rauf Denktaş, Arafat modeli denen yoldan devre dışı bırakılacak, etkisiz hale getirilecek. Ermenistan'a yönelik kısıtlamalar kaldırılacak. AKP iktidarı Ermeni protokollerini imzaladı. Abdullah Gül Ermenistan'ı ziyaret etti. Ancak tepkiler nedeniyle sınır kapısının açılması ileri bir tarihe ertelendi. Evet. Aslında Türkiye 2 sayfa 9 maddenin ayrıntılarını Vatan Partisi, o zaman kadar İşçi Partisi'nden öğrendi. O maddeleri evet. baktığımızda neler, hangileri hayata geçirildi, geçirilmeye çalışıldı ve o maddeler gerçekten uygulanmaya çalışıldı mı? Tam bir ihanet anlaşması gördüğünüz gibi. Çünkü o tarihten beri evet. yaşadıklarımızı bir masaya yatıracak olursak bunların her birinin, her bir maddenin Türkiye'yi bölmek amacıyla, tabii aynı zamanda bölgeyi bölmek amacıyla Gladio merkezi tarafından planlanmış bir senaryo olduğunu görürüz ve evet Türkiye'deki
temsilcileri vasıtasıyla, yani o zaman başbakanlık koltuğunda oturuyor, düşünün. Bu anlaşmayı yaptığı zaman Dışişleri Bakanı'ydı tabii. Abdullah Gül her maddesiyle Türkiye'yi bölmeye amaçlayan bir anlaşma bu. Ve gizli bir anlaşma. Bu anlaşma tabii yıllar sonra açığa çıkıyor ve Sayın Genel Başkanımız burada şey yaptı, açıkladı. Bütün kamuoyunu bilgilendirdi. Evet, Kürdistan adı altında bir bölme planını, Türkiye'yi bölme planını, Irak'ı bölme planının resmen Türkiye tarafından kabul edildiği, PKK adlı terör örgütüne, Amerikan işbirlikçisi terör örgütüne bir federasyon şeyinin, federal hükümetler yetkisinin tanındığı, Rauf Denktaş'a Kıbrıs'ta darbe indirildi ve Kıbrıs'ın teslim edildiği ve aynı zamanda o tarihten beri mücadele ettiğimiz sözde Ermeni soykırımı yalanının tekrar Türkiye'ye dayatıldığı bir anlaşma. Yani her maddesiyle bir ihanet anlaşması ve biz de Vatan Partisi olarak bu maddelerin her biriyle teker teker mücadele ettik ve yaptırmadık. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük gücüyle ve Vatan Partisi'nin öncülüğü sayesinde. Evet. Tabii bu 1 Mart tezkeresi bu anlaşmanın önemli unsurlarından biriydi gördüğümüz tabii. madde baktığımızda da. Tam bu tezkere 1 Mart 2003'te meclise gelmeden birkaç gün öncesinde Sayın Doğu Perinçek'in tarihi bir uyarısı var. Özellikle sadece amaç Irak'a işgal değil, Türkiye'yi de işgaldir diyor ve yarın öbür gün işte tezkere anlaşma yaptık, artık anlaşma bitti, hadi Amerikan askeri kendi ülkenize diyemezsiniz. Ancak silahla göndermek zorunda kalırsınız ve buna evet diyenler Yüce Divanlık suç işlemiştir diyor. Bu bir işgal tezkeresidir. 61 bin kişilik Amerikan ordusunun getirtilip Türkiye'nin güneydoğusuna konuşlandırılması işgale izin vermekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşta Irak'ın yanında Türkiye'yi de hedef aldığı bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ve bu 60 bin Amerikan askeri efendim antlaşmalara 3 ay veya 6 ay veya 9 ay süreler kondu diye imzalar yüzünden evlerine dönmez. Ancak silahla Türkiye'den çıkartılabilir. Bu derece Türkiye için ağır, manevi maddi her yönden ağır ve Türkiye'nin geleceğine ipotek koyan bir tezkereye hiçbir şekilde bu meclis, bu milletvekilleri oy veremez. Sayın milletvekillerini uyarıyoruz. Bu tezkereye kesinlikle oy vermemeleri milletimizin kendilerinden talebidir. Vebali sorumluluğu oy vermenin çok ağırdır. Askerler efendim Irak'a karşı savaşacak. Sana karşı savaşacak. Türkiye'ye karşı savaşacak. Yalnız Irak'a değil ki. Türkiye'ye karşı savaşmak ve Türkiye'yi denetim altına almak için o asker getiriliyor. Hatta şunu söyleyeyim, Irak'tan önce şu anda Türkiye birinci hedef durumuna geçti. Böyle bir şeye oy verilebilir mi? Bir şey söyleyeyim. Bunlara oy verenler, bakın açık söylüyorum, müdafalarını hazırlasınlar yüce divanlarda falan. Evet. Tezkereden birkaç hafta, yani bir hafta 10 gün önce yapılan açıklama bu. Evet. O tezkere geçseydi ne olurdu? Burada özetlediğimiz gibi Amerikan emperyalizmi Türkiye üzerinden hemen komşusu Irak'a işte evet. Oraya yığdığı on binlerce askerle girecekti. Ve tabii orada bu Abdullah Gül'ün burada şey yaptığımız anlaşmasının da gereği olarak, sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğiyle girecekti ve Irak paramparça olacaktı. Aynı zamanda tabii Türkiye'de o şey yapmış olduğu, yerleşmiş olduğu bölgelerde, üstlerde, havaalanları vesaire gibi bütün bölgelerde on binlerce askeri gücüyle bulunacaktı ve orada da tamamen denetim altında tutacaktı. Yani Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi doğrudan doğruya bir Türkiye'yi işgal senaryosunun başlangıcı olacaktı bu adım evet. Aynı zamanda. Evet. Tabii bir hatırlatma da yapmak lazım program içerisinde yine. AKP'den önce Başbakan Bülent Ecevit'ti ve Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'ydu. İkisi de İran kuzeyinde kurulabilecek bir kukla devleti savaş nedeni sayıyordu. Evet. Ve sonrasında işte erken seçim kararıyla Ecevit düşürüldü.
Kıvrıkoğlu'nda Genelkurmay Başkanlığı uzatılmayarak Hilmi Özkök geldi. Evet. Tabii meclis iki partili bir meclis oldu. AKP ve CHP. Aslında AKP'nin oy tek başına bu meclisi çıkartmaya yetecekti. Fakat beklenmedik bir durum oldu. Aynı zamanda medyada da çok güçlü bir şekilde bugünden de bildiğimiz bazıları hayatta, bazıları aramızdan ayrıldı ama her dönemde bir şekilde Amerika'nın değirmeni su taşıyan medyada muhipleri oldu. Onlar da canıraş bu tezkereyi savundular. Bunlardan biri Ertuğrul Özkök. Evet. Ertuğrul Özkök özellikle işte o Ecevit ve Kıvrıkoğlu döneminde alınan kasus belli, yani savaş nedeni şeyini kaldıralım diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yurt dışına asker gönderme tezkeresini kabul etmediğine göre Kuzey Irak'taki Türk askeri hemen geri çekilmeli. Çünkü bunun ne uluslararası ne de milli düzeyde meşruiyet ve hukuk temeli kalmamıştır. Ayrıca bu bölge için ilan ettiğimiz kasus belli, yani savaş nedeni ilanında yok sayılmalı diyor. Yani aslında İran kuzeyinde bir devlet kurulsun. Bugün aslında tartıştığımız, önümüze sonra çıkan o koridorun ilk adımı olan kurulsun ve bundan rahatsızlık duymayalım diyor. Bir başka isim Mehmet Ali Birant. Onu da şu an aramızda değil ama o da her dönemde Amerikan siyasetini savunan bir gazeteci oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkeri reddederse ne olur? Hele tek partinin hakim olduğu bir meclisten red oyu çıkmasının faturası kime kesilir? AKP iktidarına mı yoksa Türkiye'ye mi? Bence öncelikle AKP'ye kesilir. Ardından da Türk-Amerikan stratejik ortaklığına son gelir. Türk-ABD ilişkileri sürer ancak eski yakınlık biter. Türkiye, Kuzey Irak'ta etkinliğini kaybeder ve Kürt sorunu yeniden kabarır. Ekonomik göstergeler hemen bozulur. 26 Şubat'ta yazmış bunu. Bir diğer isim de Hasan Cemal. Hasan Cemal 27 Şubat'ta yazıyor Milliyet'te. Soğukkanlı, akılcı düşünme zamanı. Savaşa karşıyım. Barışçı çözümden yanayım. Ancak Türkiye'nin çıkarlarıyla reel politika tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesini gerektiriyor sayın milletvekilleri. Bakın Hasan Cemal barıştan yana, daha sonra açılım sürecinde biliyoruz bütün yazdıkların çizdiklerini. Sözüm ona silaha karşıyız. Ne zaman Mehmetçik atağa kalksa silaha karşıyız der. Ama söz konusu Amerikan silahları oldu mu, Amerikan tankları oldu mu tezkerenin geçmesi için meclise çağrıda bulunuyor. Tabii o dönemde basına da çok yüklü miktarlarda paralar dağıtıldığı da, 125 milyon dolar çeşitli yetkililer zikretti, dağıtıldığı da konuşuluyor. O atmosferde işte çeşitli gazeteler, yani Hürriyet, Milliyet, diğer gazeteleri gördük burada. Şimdi AKP oy çoğunluğuyla bunu geçirebilecekken nasıl geçiremedi? Hangi mücadele, hangi koşullar bunu, bu tezkerenin geçmesini engelledi? Türkiye'nin basını bunlardan ibaret değil. İşbirlikçi basından ibaret değil. Türkiye'de milli basın merkezi de var. En başta Aydınlık ve Ulusal Kanal bu. İkisi başı çekiyor ve Adnancığım, 1 Mart tezkeresi öncesinde yani muazzam bir mücadele verildi. Evet. Aydınlık. Aydınlık'ın hemen tezkere zamanında çıkan manşetini de buradan görebilirsek. Evet. Daha da olur. Yani uyarıcı o manşetimizi, işgale geliyor manşetini. Buyurun. Evet, yani son derece etkili oldu ve öyle bir tane Aydınlık kapağı, birkaç tane Ulusal Kanal haberi değil. Bu günlerce, haftalarca süren Vatan Partisi önderliğinde, o zamanki İşçi Partisi önderliğinde yürütülmüş olan bir mücadele ve bütün millet aydınlatıldı. Eylemlerle, basın toplantılarıyla, açıklamalarla ve gazete, Ulusal Kanal haberciliğiyle. Özellikle Ulusal Kanal'ın altını çiziyorum. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hakikaten günlerce, haftalarca da değil, aylarca süren bir mücadele, çok iyi biliyorum. Ve zaten tezkerenin geçmemesinde önemli etkisi olan AKP milletvekilleri, 90 küsur AKP milletvekili oy vermedi bu tezkereye. O tezkere reddedildikten sonra biliyorsunuz birçok kanalda, Ulusal Kanal'da da aynı zamanda biz Ulusal Kanal sayesinde gerçeği gördük diye çok samimi açıklamalarda bulundular ve hakikaten tarihi bir rol oynadı Ulusal Kanal ve Aydınlık, Vatan Partisi'nin mücadelesi. O arada tabii bir cümleyle Sayın Genel Başkan Yardımcısı, o zamanki Supi Karaman'ın bu tezkereyle ilgili
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bunun iptal edilmesi için başvuruda bulunduğunu da hatırlatalım. Bu da önemli bir siyasi girişim. Çünkü tezkere yabancı kuvvetlerin, askerlerin Irak'ta bulunması için hazırlanmış bir tezkereydi. Amerikan askerlerinin hazırlanması için bulunmuş bir tezkereydi. Ve Sayın Supi Karaman abimiz bu başvurusunda anayasanın 92. maddesine dayandı. Çünkü 92. madde Türkiye'de uluslararası hukukun meşru gördüğü haller dışında yabancı kuvvet bulunmasına izin verilmez diyordu açık net bir şekilde. Ve bu böyle durumda gerçekten tam böyle olduğu için bırakın meşru hal, gayri meşru hukuku falan filan, tam tersini Türkiye'yi bölmek ve Irak'ı bölmek amacıyla bulunduğu için de gitti Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. İptal davası açtı. Onu da hatırlatalım. Bu esaslı büyük bir mücadeleydi. Şimdi yer gazeteleri de göreceğiz ama o dönem tabii yine Vatan Partisi'nin gençlik kolu, öncü gençlik. Şöyle bir durum düşün değerli izleyiciler. Henüz tezkere geçmemiş ama Amerika o kadar emin ki tezkerenin geçeceğinden, gemilerle İskenderun limanlarına askerlerini yığmaya başlamış. Askeri silahlarını, teçhizatlarını yığmaya başlamış. Ve hatta işte Mardin'de, Urfa'da karakol olabilecek, saldırıda kullanabilecek karakol noktaları bile saptamaya çalışılıyor. İşte tam o günlerde, henüz resmi olarak tezkere geçmediği koşullarda bile Amerikan askerleri İskenderun'a gelmişken öncü gençlik çıkıyor oraya. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri çıkıyor oraya ve o Mustafa Kemal'in sözünü hatırlatıyor. Geldikleri gibi girecekler. Amerikan askeri istemiyoruz. Ben de o eylemde vardım. Açıklamayı Tugay Şen yaptı. O zaman öncü genç genel başkan olarak. Deniz Yıldırım, buradan görebildiğim arkadaşlar, Onur Akman arkadaşımız. Utku Reyhan, şu anki genel sekreteri Vatan Partisi'nin, oradaydı. İlker Yücel oradaydı. Şimdi belediye başkanı. 2003 yılında Amerikan askerine karşı gençlik, biraz bir polisi atlatarak da çıkmış orada. Kol kola girerek, tabii en önde o büyük önderin sözüyle geldikleri giderler. Gerçekten de öyle oldu. Defolup gittiler. Evet. 1 Mart tezkeresi geçmedi ve geldikleri gibi defolup gittiler. Bu bizim kahraman gençliğimiz, aslan gençliğimizin 68 ruhudur aynı zamanda. 68'de nasıl onları denize döktüysek Dolmabahçe'de, onlar da şimdi 2003'te bu şeyi gösterdiler. Bu cesareti gösterdiler ve müthiş bir cevaptır yani. Evet. Şimdi tabii bu tezkere 2003 yılında olmuş, bitmiş bir olay değil aslında. Yani siz de biraz öncesini anlattınız. Sonrasında devam eden konular var. Yani daha sonra çuval olayı var. Ergenekon balyoza kadar uzanan bir aslında hesaplaşmanın adımları. Türkiye bir hareket yapıyor. Tabii.
Amerika'da bir hareket yapıyor. Böyle durumlar var ama ve hala da tartışılmaya devam ediyor. Öyle ki günümüzde bile çeşitli siyasiler, araştırmacılar, eski askerlerimiz bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapıyor. O değerlendirmeden bir tanesi Devlet Bahçeli'ye ait. Devlet Bahçeli 16 Şubat 2016'da diyor ki Türkiye tezkereye hayır diyerek yanlış yapmış ve tarihi bir fırsatı kaçırmıştır diyor. Hatırlayacak olursak AKP'nin 1 Mart tezkeresindeki ufuksuzluğu ve örtülemez siyasetsizliği bölgesel denklemden dışlanmamızın ilk etabı olmuştur. 2003 yılında AKP'nin çoğunlukta bulunduğu meclis tezkere konusunda karar verememiş, böylelikle Türkiye'nin Irak'ta eli zayıflamıştı. 1 Mart tezkeresi kabul edilmiş olsaydı, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terörüne karşı çok daha etkili ve caydırıcı tedbirler alınabilecek, Türkmenlerin varlık hakları ve tarihi çıkarları olması gerektiği gibi korunabilecek, peşmerge oluşumunun önüne geçilebilecek, Irak'ın geleceğinde söz sahibi olunabilecek ve Türkiye'nin eli güçlenebilecek, Irak'ın yeniden inşasında ekonomik kazanımlar daha da artacak, uluslararası etkinliğimiz ve Türkiye karşıtı cephe ve bloklarda mücadelemiz daha bir sonuç alıcı olabilecekti. Bize göre 1 Mart tezkeresine yanlış ve tarihin ters tarafından bakış fırsatların kaçmasına neden olmuştur. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD terörü yani bir kandil yaratmanın sözde Kürdistan'a koridor açmanın peşindedir. Burada 1 Mart tezkeresi gerçekten azımsanacak bir görüş var. Yani birazdan İlker Başbuğ'u da izleyeceğiz. Eğer tezkere geçse ve Türk askeri Amerika ile beraber girseydi Irak'ın kuzeyine, o zaman acaba bu koridoru başından engellemiş olur muydu, engelleyebilir miydi? Böyle bir fırsat var mıydı? Aslında Devlet Bahçeli'nin söylediği şey, Türkiye'nin bölünme fırsatını kaçırdık diyor. Yani pratikte hayatın içinde bu tezkere uygulamasının, tezkereyle yapılacak olan uygulamaların anlamı bu. Oraya Amerikan askeri giriyor ya, Türk askeri ne? Türk askeriyle beraber giriyormuş. Oraya 80 bin kişilik kuvvetiyle Amerikan askeri giriyor. Niçin giriyor? PKK'yı ezmek için mi giriyor? Türkiye'yi kurtarmak için mi giriyor? Tam tersine işte bugün bütün gücüyle, silahlı gücüyle, tırlarıyla, bilmem nesiyle desteklemiş oldu. O gün yapamadığı, yaptırmadığımız şeyi daha doğrusu işte o gün yapacaktı. Tezkere geçmiş olsaydı Amerika Birleşik Devletleri tam tersine Türkiye'nin bölünmesi, Irak'ın bölünmesi için ama daha çok da Türkiye hedefli PKK, işte Barzani kuvvetleri vesaire var gücüyle bir destek sunacaktı ve Türkiye'nin bölünmesinin önü açılacaktı o tezkere geçmiş olsaydı. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Yani insan bu kadar zaman geçti, olayı yaşadık, bilmem ne ettik. Koridor, o zaman kurulacaktı koridor. Daha o zaman, yani daha sonraki yıllarda çok teşebbüsleri oldu tabii kurmak üzere ve çoğuna geçit vermedi Türkiye. İşte bugün en son Fırat Kalkanı ve şeyle operasyonlarıyla, Afrin operasyonlarıyla, Zeytinburnu'yla. Bahçeli burada şöyle bir değerlendirme yapıyor. Irak tezkeresine hayır dedik, Suriye tezkere de hayır demeyelim. Suriye yani Fırat Kalkanı'na onay veren, Türkiye açısından onay veren, izin veren tezkereyle 1 Mart tezkeresi eş tamamen zıt birbirine. Tamamen zıt. 1 Mart tezkeresi Amerikan emperyalizminin Irak'ı ve Suriye'yi bölmek için, tabii bu arada kullanacağı PKK vesaire gibi kuvvetlere en büyük desteği vermek amacıyla yapılmış bir operasyon. Burada bir Amerikan işgal saldırısıyla karşı karşıyayız. Fırat Kalkanı ise tam tersine Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi ve bölgeyi bölmek amacıyla kurmaya çalıştığı koridora karşı verilmiş en büyük cevap. Bunun önünün kesilmesi. Yani dolayısıyla Türkiye ve bölgenin bölünmesine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk milletinin dik duruşu. Kendi inisiyatifi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri'yle. Tamamen birbirine zıt iki tarihi olay. Bir tanesinde Amerika ile beraber sizde çok açık. Bir tanesinde Amerika'ya karşı bölge ülkeleriyle beraber Rusya ile işte Astana süreciyle beraber yürüttüğümüz operasyon. Tabii. Buradan bile çok net aslında. Bir tanesinde Amerika ile beraber derken yani Amerika ile beraber Türkiye'yi bölüyorsun. Evet. Öyle diyelim. Evet, netleştirelim olayı. Tabii. Öbüründe tam tersine Amerika'nın bölme şeylerine cevap veriyorsun. Tezkere ile ilgili bir değerlendirme de İlker Başbuğ'dan
geldi. Son çıkan kitabında da bunun zaten ayrıntıları anlattı. İlker Başbuğ'u da dinleyelim. Tezkereyle ne alakası var Barzani'nin bugün geldiği noktanın? Tezkereyle hem de... Yani 1 Mart tezkeresini reddetmekle. 1 Mart tezkeresini reddetmekle o kadar çok ilgisi var ki. İkinci temel taşı. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani birinci temel taşı tekiç güç olayı derseniz, ikinci temel taşını ise 1 Mart tezkeresi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Tamam. Şimdi 1 Mart tezkeresini bir hatırlayalım. 1 Mart tezkeresi geçseydi ne olacaktı? 24 bine yakın Amerikan askeri Türkiye'ye gelecek, ha buradan Irak'a geçecekti. Doğru. Bir ona yakın da, o rakama yakın asker de Türk topraklarında desteklemek üzere kalacaktı. Ana esprisi bu. Amerikalıların talebi. Biz ne istiyorduk? Aslında bizim amaçlarımız neydi diye bakarsanız, bizim 1 Mart tezkeresindeki, özellikle silahlı kuvvetler boyutuyla da bakarsak, ana amacımız 1 Mart tezkeresinin sağladığı imkanla PKK'nın üzerindeki mücadelemiz ile, ki biraz sonra biraz daha gireceğim ona, PKK'yı marjinalize edebileceği düşüncesine hakimdik. Kim? Silahlı kuvvetlerin bütün bölümü. Hemen hemen üst kademede farklı düşüncede olanlar yoktu. Bir, PKK'yı marjinalize etme şansına sahip olabileceğimizi düşünüyorduk. İki, Irak'ın muhtemel yapılanmasında Türkiye ağırlıklı rol olacaktı. Yeni Irak. Yeni Irak. Anayasa yazılacak. Biz orada Irak'ın üniter devlet yapısını olmasını savunuyorduk. Tabii Türkiye'ye girseydi yeni anayasa çalışmalarında da Türkiye etkin bir role sahip olacak. Üçüncü olarak Türkmenlerin haklarını korumak. Yani bizim üç tane temel hakkımız var. PKK'yı yani bertaraf etmek, Irak'ın toprak bütünlüğünü üniter korumak, üniter devlet yapısını korumak ve Türkmenlerin hakları. İlker Başbuğ da aslında yani çekiç güçte, çekiç gücün gelişmesine izin vermek o dönem hataydı diyor. 1 Mart tezkeresine karşı çıkmak da benzer bir şekilde hataydı diyor. Biz kendi inisiyatifimize bazı işler yapabilirdik diyor. Bunun koşulları var mıydı 1 Mart tezkeresi döneminde? Şimdi bir kere 1 Mart tezkeresi geçmedikten sonra, aşağı yukarı ne kadar 20 gün sonra Amerikan emperyalizmi, yani Türkiye üzerinden Irak'ı bölemediği için, giremediği için Irak'ın güneyinden girerek silahlı kuvvetleriyle Irak'ı böldü. Bak aslında yani bu olay bile 1 Mart tezkeresinin amacının ne olduğunu gösteriyor. Amerika'nın orada niçin bulunduğunu, Irak'a niçin girmek istediğini gösteriyor. Ya sen hala Amerika gibi dünyanın en büyük süper devleti Irak'a girecek ve sen de işte silahlı kuvvetleriyle beraber onun yanında bulunacaksın ve Irak'ın üniter devletini koruyacaksın. Bilmem içerideki bölünme şeylerine engel olacaksın. Var mı böyle bir şey ya? Adam açıkça söylüyor, böleceğim diyor. Böldü zaten, yapacağım diyor. Bunu yapacağı apaçık, besbelli bir şey. Hükümet, devlet de bunun farkında. Onun için zaten tezkereye izin verilmiyor. Sen hala kalkıyorsun, kaç yıl, 30 yıl sonra bunu burada ifade ediyorsun. Yani bu son derece yanlış bir şey. Tarihle oynamak bu. Alay etmek adeta. Yani şöyle bir fotoğraf çıkıyor aslında. Mecliste AKP çoğunluğu var. Abdullah Gül Erdoğan'a rağmen AKP evet. içerisinden hatırı sayılır müttekili hayır dediği için evet. tezkere geçmiyor. İşte o zamanki Star gazetesi 2 Mart Pazar evet. günü Tayyip'e rağmen no evet. Başlığıyla çıkıyor. Basında işbirliğini savunanlar var. Bir de milli direniş noktası olanlar var. Ama özellikle dikkat çekici bir ağırlık o dönemin Türk ordusunu yöneten kurmaylarının, komutanlarının tezkereyi geçirmek istemediği yönünde. Ağırlığını bu evet. yönde koydu. Bunu da nereden anlıyoruz? Daha sonra Ergenekon ve Balyoz adı verilecek o kumpas davalarında bu hayır diyen evet. komutanların o dönemde aslında fişlendiğini, Amerikan Büyükelçiliği'nin raporlarında isim isim yazarak işte Hurşit Tolanların, Şener Er Uygurların ve diğer komutanlarımızı tek tek isim isim yazarak bunların tezkereye karşı olduğunu, hatta mevcut Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e rağmen ona karşı çıkarak tezkereye karşı tutum aldıklarını fişliyor ve Amerikan Büyükelçiliği Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu raporluyor. Ve tesadüfe bakın ki bu komutanların hepsi daha sonra Ergenekon ve Balyoz sertiflerinde hedef alındılar.
Yakın tarihimizde yaşanan gelişmeleri aydınlatan çok önemli bir belgeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Meclisin 1 Mart tezkeresini reddetmesinden 21 gün sonra. Takvim yaprağı 22 Mart 2003'ü gösteriyor. Amerikan Büyükelçisi Robert Pearson, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na bir kripto, yani gizli rapor gönderiyor. Amerikan çıkarlarına karşı çıkan Orgeneral Aytaç Yalman, Şener Er Uygur, Çetin Doğan, Hurşit Tolon, Fevzi Türkeri, Tuncer Kılınç ve Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün emir ve talimatlarını uygulamıyorlar ve her an Orgeneral Özkök'e muhtıra verebilirler. Bu orgenerallerin tutum ve davranışları Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarının sürdürülmesinin önünde engel oluştu. Diğer bazı askerlerimiz bunları 1 Mart askerisi geçsin diye savunurken bir yandan da ona karşı bu komutanlarımız bir bir hedef alınmış ve fişlenmiş. Ve daha sonra FETÖ aracılığıyla sözde onların mahkemelerin hakimleri, savcılar aracılığıyla cezalandırılmışlar. Doğru. Peki siz bir de çuval olayı var. Ergenekon balyoz operasyonu. Ergenekon balyoz. Bir de çuval olayı var. Çuval olayını da tabii herkes yakından biliyor. 1 Mart 2003'te tezkere geçmediği için yaklaşık işte bir 6-7 ay sonra Temmuz ayında Süleymaniye'deki yani İran kuzeyindeki oradaki timimize yönelik Amerikan saldırısı oldu ve alçakça başlarına çuval geçirilerek askerlerimiz gözaltına alındı. Bir adeta terör örgütü üyesi muamelesi yapıldı. Çünkü Amerika'nın İran kuzeyinde planladığı işleri bozan unsurlardı. Bir onu da bir hatırlayalım, çuval olayını. İkisini beraber değerlendirelim ondan sonra. Kapı açıldı. Çok sayıda Amerikan askeri kapıyı tekmeleyerek içeriye daldı ve silah çektiler. Etraftaki insanları tekmelediler. Dayak attılar, yumrukladılar. Yüzlerine tükürdüler ve küfrettiler. İngiliz vatandaşı Michael Tut kaybolan kızını arıyordu. Olayın geçtiği yerin çok yakınlarındaydı. Amerikan askerleri bu yabancının Türk olduğunu düşündü. Onu da tutukladılar. Tut, Süleymaniye'de yaşadıklarını kitap haline getirdi. Kitabın sayfaları arasında dolaştıkça, Amerikan askerlerinin Türk askerlerine olan nefreti gün yüzüne çıkıyor. Adamlar su istiyor. Aniden saldırıyorlar. Yanımızdaki askerler kafalara vuruyorlar ve bağırıyorlar. Göğsümü tekmeliyorlar ve diğer bedenlerin üzerine sırt üstü devriliyorum. Canlılar mı yoksa ölüler mi? Amerikalılardan ve esirlerden haykırışlar yükseliyor. Benimle birlikte diğerlerine de vurduklarından ve tekmelediklerinden eminim. Bunlar neden? Bu kelepçeler. Amerikan askerleri içeriye geldiler. Elimizi bağladılar. Başımıza çuval geçirdiler. Bizi buradan götürdüler Kerkük'e. Ne yazık ki üzerimize Taliban ve benzeri teröristlerin yakalandığı kıyafetlerin aynısından giydirip kafamıza çuvalları geçirdikten sonra kamyonla apar topar üst üste oturma izni verilmeden içeriye atıldık üst üste. Evet. O ihanet ve alçakça süreci görüyoruz böyle. 1 Mart'ın cevaplarından biri Amerika'nın ilk cevabı diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz ve fakat bu olaydan sonra bizim kahraman gençlerimiz Amerikalı subayları gördükleri her yerde kafalarına çuval geçirdi. Evet. Bizim cevabımız da böyle oldu. Öbür taraftan milletimizin cevabı böyle olurken o zaman Başbakan Tayyip Erdoğan ne diyordu? Bir basın toplantısında nota verecek misiniz bu olay üzerine diye soran gazeteciye ne notası, müzik notası mı diye cevap veriyor. Orgeneral Hilmi Özkök, Genelkurmay Başkanı o zaman, Pearson, Amerikan Büyükelçisi ayrılıyor, Türkiye'den gidiyor. Veda bir gün sonra, olaydan bir gün sonra veda ziyareti yapıyor. Bilmem Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç veda yemeği veriyor Amerikan Büyükelçisi'ne. Şu hale bakın, hükümet sessiz, tam tersine dalga geçiyor müzik notası mı diye. Türkiye'nin kahraman gençleri de Amerikalı subayların tepesine bulundukları her yerde çuval geçiriyor. Evet.
Tam o günlerde aslında İşçi Partisi'nin de yaptığı açıklama var. O zaman Turan Özlü, İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı. Kısaca o açıklamayı da görelim. Ondan sonra programı toparlayacağız. Biz vatanımızı savunuyoruz. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Ama görülmektedir ki Türkiye aynen Irak gibi ve hedef alınan İran gibi, Suriye gibi ve hatta onlardan daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin düşman listesindedir. Türkiye'deki 11 en yüksek düzeydeki Amerikan subayının derhal tutuklanmasını talep ediyorum. Evet, o zaman İşçi Partisi sokaklara çıkıyor, bu açıklamaları yapıyor. Daha sonra da Türkiye Gençlik Birliği işte 2006, 2007, 2010'da evet. geçtiği yerde Eminönü'nde, Bodrum'da birçok noktada evet. ve hatta İncirli'ye girerek, İncirli'ye girerek eylemler yaptı ve bu çuvala karşı gururumuzu inciten Türkiye'ye karşı düşmanca eyleme genç olarak o cevapları verildi. Şimdi Berit Bey, tam o dönemlerde Sayın Doğu Perinçek'in bir basın toplantısı var yine. Ve o toplantıda Sayın Perinçek 2002 yılındaki PKK'nın dergisi Özgür Halk dergisinin kapağından hareketle bir tablo çiziyor. Dünyadaki ve bölgemizdeki saflaşmayı anlatan bir tablo. 2002 17 yıl önce yapılmış bir saflaşma tarifi. Bugün o saflaşma sürüyor mu sürmüyor mu onu size soracağım. İşte bakın çok önemli 15 Mayıs 2002 6 ay önce PKK İstanbul'da çıkarttığı dergide haç koyuyor. Haçın üzerinde Amerika bayrağı var, Yunanistan var, İngiltere var, İsrail var. Bugün bu ittifak oluşmuş durumda. Amerika, İsrail, İngiltere, Yunanistan, PKK. Bunun karşısında bütün dünya var. Bu ittifakı 6 ay önceden Özgür Halk buraya koymuş. Işık çıkıyor oradan. Abdullah Özcan'ın yüzüne vuruyor ve altında da Kürt halkı 2. Lozan'a izin vermeyecektir diyor. Lozan'da Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin uluslararası planda kabulünü sağlayan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü güvenceye alan antlaşma. İçeride diyor ki biz Amerika'yla, İngiltere'yle, Yunanistan ve İsrail'le birlikte saldıracağız Irak'a şu bakalede ve Irak'tan başlayarak bütün dünya değişecek. Türkiye, İran, Irak parçalanacak. Çin, Rusya hizaya getirilecek vesaire bütün saldıracakları devletlerinde adlarını falan filan burada açık açık uzun uzun yazmış. Bir şey oluşmuş, saflaşma. İşte burada var saflaşma. Amerika, İngiltere, Yunanistan, İsrail, PKK. Bunun karşısında kim var? Bunun karşısında bütün dünya var. Bunu da içerideyiz. Rusya, Çin, Türkiye, İran, Irak, Orta Doğu ülkeleri. Bunlar bu karşı taraf. Evet. Şimdi 1 Mart tezkeresi, konuşurken bu açıklamayı niye verdik? Şunun için. Çünkü 1 Mart tezkeresi Amerika'nın Irak'a bölme, tabii ki bunu Irak'a bölmek için geliyorum diye demedi. İşte demokrasi getirmek, özgürlük getirmek, Saddam diktatörlüğüne son vermek. Kimyasal silahları durdurmak. Daha sonraları tabii ki o İran işgaliyle ilgili ayrı bir program yapmak gerekiyor. Çünkü doğru. Kimyasal silahlar doğru değilmiş denildi. Daha sonra benzer iddialar Suriye için yapıldı. Günümüzde de Venezuela için başka iddialar. Aynı şey. Yani işte halkın aç bırakıyor, yoksulluk var, insan yardım altında. Tıpkı Irak'ta, Suriye'de, Libya'da yaptıklarını Venezuela'da yapmaya çalışıyor. Orada bir ama saflaşma var. 2002 yılında kapakta yani Amerika, İsrail, Yunanistan ve PKK. Onların taşeron olarak bir yanında Türkiye. 1 Mart tezkeresi döneminde tabii Türkiye'yi yönetenler kendilerini daha çok o kampın içinde görüyorlardı. Bugün herhalde biraz daha farklı bir noktada. Bugünün Türkiye'sindeki saflaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın o zamanki basın toplantısı yani gerçekten çok önemli. Bakın düşünün 17 yıl önce bugünkü adeta bugünkü tabloyu açıklıyor. Öyle değil mi? Tabii. Bugün işte Doğu Akdeniz'de, ondan sonra Karadeniz'de, Ege'de aynı isimler, aynı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail, Yunanistan, şimdi Güney Kıbrıs'a dahil olduğuna ve PKK
tabii bunların içinde İsrail'le beraber ne yapıyorlar? Türkiye'yi kuşatıyorlar. Akdeniz'den, Ege'den kuşatmaya çalışıyorlar. Ve tatbikat üzerine tatbikatlar, askeri tehditler, şunlar bunlar değil mi? Aynı şekilde bu Ukrayna'da Karadeniz üzerinden de bir süreç başlatıldı ve o bizim özellikle Rusya ile yaptığımız anlaşmayı, petrol anlaşmasının önünü kesmek amacıyla falan. Yani tam bir saldırı halinde ve bunu Genel Başkanımız daha 2002 yılında, evet 17 yıl önce tespit etmiş. Son derece önemli tarihi bir basın toplantısı. Ama tabii bir taraftan da o basın toplantısına sebep olan Özgür Halk'ın şeyi de, sunmuş olduğu malzemede aslında her şeyi anlatıyor. Bu ittifakın ne olduğunu, bu karşı devrimci ittifakın ne olduğunu anlatıyor. Fakat yine de Adnancığım, bence bu basın toplantısının, genel başkanımızın daha önemli noktası şu. Bakın, basın toplantısını Türkiye, Rusya, Çin ve bölge ülkeleri ittifakıyla bitiriyor. Buna cevabımız vardır. Bakın düşünün, 17 yıl önce söylenmiş bir şey. Ve 17 yıl sonra Türkiye bu yönde adımlar atmaya başladı. Öyle değil mi? Astana, evet. Bu anlaşması. Türkiye, Rusya, İran birlikte tarihi adımlar. Bunlar çok 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 önemli adımlar. Ve dolayısıyla demek ki doğru bir tespit, doğru tespit edilmiş o zaman ve en sonunda bölge ülkelerinin ihtiyacının, Türkiye'nin tabii ihtiyacının dayatmış olduğu gerçeklik bu. Bu kuşatmaya karşı, bu emperyalist saldırıya karşı, bugün yeniden gündeme getirilmiş olan bu emperyalist saldırıya karşı cevabımız güçlü bir Türkiye tabii. Ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle, Rusya'yla, İran'la, Çin'le büyük ittifaklar, bağlar kurmuş ve büyük bir güç yaratmış olan bir Türkiye tablosu. Türkiye bu yolda ilerliyor. Benim burada söyleyeceğim son şey, keşke demek ki Vatan Partisi, o zaman İşçi Partisi iktidarda olsaydı da Sayın Genel Başkan'ın söylediği, açıkladığı politikalar o gün uygulansaydı ve bugünlere gelmemiş olsaydı. O gün uygulansaydı evet gelinmezdi bugünlere ve orada bunun gerekli cevabı verilirdi bu saldırılara karşı. Aslında bu programın da amacı biraz bu. Bu programda evet. Hatırla derken bunları yapıyoruz aslında. Türkiye'nin evet. içine bulunduğu sıkıntılarda çözümler var. Çözümler evet. söylendi zaten, konuşuldu, anlatıldı, ortaya kondu. Ama bu çözümlere Türkiye'nin buluşması yıllar sonra, yıllar geçerek oluyor. Ve Türkiye'ye tabii büyük maliyetler tabii, ortaya tabii. çıkıyor. Bundan sonrası için en azından olmaması için İstersen bir cümle daha doğru ekleyelim. Ve milli politikaları hatırlatıyoruz. Amacı bu programı yapıyoruz. Hatta bir cümle daha ekleyelim buna Adnancığım. Şimdi bu 2002'de söylenmiş ama 1996'da ilk Avrasya Kongresi'ni düzenliyor İşçi Partisi. Düşünün yani bu sözün ettiğimiz bölge ittifakına, Asya ittifakına Avrupa ülkelerine dahil ediyor ve bütün Amerikan emperyalizmine karşı bir Avrasya ittifak politikasını ortaya koyuyor. Evet. Ve bugün de artık bu gündeme, dünyanın gündemine girmiş bulunuyor. O zaman bir cümlede ben söyleyeyim. Şimdi siz tabii 1 Mart tezkeresini anlatırken 28 Şubat süreciyle de aktarıp evet. geldiniz. Ve evet. o bir süreç tabii. O süreç içerisinde evet. çok iyi hatırlayalım. Tuncer Kılınç, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. emekli olurken demişti ki Türkiye sadece Amerika ile ilişki içerisinde olmamalı. Rusya ve İran'la da evet. ilişkiler kurarak denge yaratabilir evet. demişti. Ve kıyamet kopmuştu Türkiye. Evet. Hatırlayalım. Tabii. Ve bugün Türkiye Amerikan saldırılarına direnmek için Rusya ile ve İran'la kol kola giriyor. Suriye'deki sorunları Astana'da masaya oturarak Rusya ile İran'la çözüyor. Ve ekonomik anlamda da birçok sorunumuzun çözümünün noktası, işte enerji bağlamında olsun, mavi akım projesi olsun, diğer projeler olsun, Rusya ve İran'la sağlıyoruz. Aslında şunu söylemek de bir anlamda doğru olur. 28 Şubat dış politikası bugün iktidarda. Veya iktidar 28 Şubat'ın çizgisine geldi diyebiliriz. Her ne kadar medyalarında 28 Şubat'ı sadece bir başörtüsü meselesi indirmek kalksalar da 28 evet. Şubat kapsamlı bir programdı ve bugün dış politikasıyla işte o günkü alınan kararlar Tabii. aslında uygulanıyor. Tabii. Çünkü Türkiye'mizin geldiği nokta bu bugün ve hakikaten 28 Şubat'ta da dendiği gibi neydi? Devrim kanunları uygulanacak. Batı destekli irticaya karşı mücadele ve Türkiye burada önümüzdeki süreçte göreceksiniz çok daha kararlı duracak. Yani dolayısıyla hem 28 Şubat'la hem de 1 Mart'la, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesiyle Cumhuriyetimizi koruma ve güçlendirme yolunda milletimizin silahlı kuvvetlerine atmış olduğu adımları bugün evet o Ergenekon balyoz şeylerine cevap, operasyonlarına cevap olan Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı operasyonuyla ve şimdi Fırat'ın doğusuyla gerekli cevap verilmiş oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 1 Mart tezkeresini konuştuk. Türkiye işgal planı olan
Türkiye'yi bu saldırganlığa ortak etmenin ötesinde Türkiye'de işgal planı olan 1 Mart tezkeresini konuştuk. O gün Amerikan unutamamadığı bir gün oldu. Türk-Amerikan Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri oldu. Türkiye'nin Amerika ile savaşı, Türkiye'nin bağımsız mücadelesi sürüyor. Biz de gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz.